Evet sevgili dostlar, Tweet TV'den sevgiler, saygılar. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Bir Tweet TV yine başladı. Evet Olguncuğum, hoş geldin. 11 Ekim 2012. Evet, biraz önce bunu unutmuştuk değil mi? Aynen. İlk onun için değiştik zaten. Biraz önce çekim yaptık biz de. Bunu da merak ediyorlar. Diyorlar ki sizden daha önce gidiyor diyorlar. Biz onu öyle kurduk ki bizden daha önce gitsin diye. Hemen Best Top 10 tweetlerimizi okuyorum. Bugün birkaç ünlümüz de var. Tweet sahibi. Paçoz, Laf Kalabalığı, İpek Görmüş, sevgili Metin Arolat, Erol Köse, Ceyhun Yılmaz, Edebiyat Fukarası, Hit, Emrah Yiğit ve Freddy Tayfur. Ceyhun Yılmaz'a sevgiler sunuyorum. Kendisini çok beğeniyorum. Herkese sevgiler sunuyorum. Selamlar. Selamlar. İyi günler. Evet. Sen şu kaş göz hareketlerini ara sıra yapsana. Şöyle mi? Ben nasıl yapayım? Sen aslında bir şey söyleme. Senin mimik hareketlerin çok şey ya. Aslında sen yönetmen olsan çok iyi bir oyuncu olabilirdin ha. Ruh hastası oyuncu. Bir daha söyle. Yönetmen olmasaydın diyorum. İyi bir oyuncu olabilirdin aslında. Bizden şey oldu. Evet, başlayalım. İlk tweetimiz hemen geliyor. Paçoz. Sabahları alarmını ertelemeyen insandan korkarım ben. Disiplinlidir o, hırslıdır. Her şey beklenir ondan ve kafası karışık bir gülümseme işareti. Sende böyle bir şey oluyor mu? Bende şöyle bir şey oluyor. Biz kendi işimizi yaptığımız için zaten daha uzun saatler çalışıyoruz. Ama bir saat erken bir saat erkenden kurup bir saat yatak keyfi her zaman zevklidir. Ben seni görüyorum, sabaha kadar Twitter'dasın. Olsun. Ben sen de niye her şey? Bütün kızlara şey, genel erkekler. nasılsın, iyi geceler. Ne diyelim? Tatlı süt köpüklerim. Onu sen diyorsun. Ben de gökkuşağının yedi renginden oluşan bulamaçlarım. Ben şeyde Twitter'da herkese salç olan o makarada istiyi benim. Bir sonraki dediğimiz laf kalabalığı. Deli sormuş diğer deliye, hiç sevdin mi diye. Deli gülmüş deliye, ben niye deliyim diye. Delirmiş yani, anlayacağınız. Evet, devam ediyoruz. Aşk delirtiyor adamı. Bir sonraki tweetim, İpek Görmüş çok manidar diyoruz ya, evet. Çok manalı. İnşallah. Haddinden fazla İnşallah. Değer verdiğin herkes istisnasız seni buna pişman edecektir. Buradan buna %100 katılıyorum. Kaç tane dostum var? Hadi kolay gelsin. Kaç tane dostum? Benim gerçekten dostum herhalde sanmıyorum gerçekten dostum Buyurun. Olacağına. Çünkü dost olmak, olmak ve dost... Bu kavram öyle o kadar kolay bir şey değil çünkü birisinin senin dostun olmasını istiyorsan ona gerçekten emek harcaman lazım. Emek harcamadığın zaman da dost olunmaz. Artı bir tane dost, çok sevdiğim bir arkadaşım vardı, dostum gibi sevdim. Kardeşim diye sevdiğim bir arkadaşım vardı. Benim aşık olduğum, sevdiğim, gerçekten böyle taptığım bir kız arkadaşımla 4 ay çıkmışlar. 4 ayın sonunda öğrenmiş oldum. Buradan da şu çıkıyor, dostlarınıza, yakın arkadaşlarınıza daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dostlukla ilgili minik bir şeyler söylemek isterim. Buyurun. Hayatı öyle bir yaşa ki hayat seni kıskansın. Öyle bir sev ki ölüm sana acısın. Ve öyle bir dost ol ki dostun olmayan utansın Yalçın. Senin dostun olmayan utansın. Bence de utansın. Biz karşılıklı şeyler konuştuk vardı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bizim programımız böyle. İnteraktif program. Güle güle kullanın. Bir sonraki tweetimiz, onu sadece şarkıcı olarak belki tanıyorlar ama Türkiye'nin en iyi reklam, en iyi klip yönetmenlerinden biri sevgili Metin Arolat. Kimisi için alkollü telefon kullanmak, alkollü araba kullanmaktan daha da tehlikelidir diyor. Evet. Çok doğru. Kesinlikle katılıyorum. Sen de bir tehlike potansiyeli var. Fazlasıyla var. Biraz önce de konuşmuştuk zaten. Haciz geldi sana bu yıl. Evet. Biraz önce konuştuğumuzu 0-900 hatlarda. 0-900 hatların değil de ben alkol aldıktan sonra gerçekten çok tehlikeli oluyorum. Dünyanın her yerindeki arkadaşlarım arıyorum. Bundan 10 yıl önce 2002 Oraya yani. Bir çok özür dilerim. Arkadaşları mı arıyorsun gece için? Kızları arıyorum. Ne? Bir şey söyleyeyim. Arkadaşı ben durup da niye arayayım ki? Bu kadar saçma bir şey olabilir mi yani? Sen ya çok sevdiğim bir arkadaşımı ararım ya da çoğunlukla kızları aramıyorsun gece. Sen ne arayacağım ya, Allah Allah. Bir sonraki tweetimiz. Bu arada Metin Arolt'u takip edin. Zaman zaman müthiş. Evet, bence de. Bak, çok aynı zamanda ünsüz birisi de olsaydı bugün Twitter fenomeniydi kendisi. Buradan kutluyorum. Erol Köse bir sonraki tweetimiz. Kuaför atasözü. Bu saçı daha önce kim kesti? Bu çok klasik bir şeydir. Klasik ama hepimizin başına geliyor. Ama bütün kuaförlere sanki demişler ki çıraklık eğitiminde siz bugün hoş geldiniz.
işe başladığınız ilk kişiniz, gelen müşterinize bu saçı daha önce kim kesti diye sorun demiş. Kuzen benim başımı biliyor. Cihangir'de Özgür diye bir arkadaşımla gidiyorum 3 aydır. Özgür'e çok severiz. Bütün herkes. Uçlarını işte, kırıklarını aldırtıyorum. Evet. Sen diyor 3 aydan beri yoksun. Kime? O sen kestin. Evet efendim, çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Çok... Bir sonraki tweetimiz. Evet, çocuklar. Stand up. Evet, interaktif program. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Başarılı. Thank you very much. Italiano, Francesco, Nemento, Papavore, Cazzo. O kadar da bu kadar imparare ettim. Hadi abi. Evet sevgili dostlar, devam ediyoruz. Bir sonraki tweetimiz başarılı bir stand-upçı, televizyon programcısı Ceyhun Yılmaz. Merhametini kaybeden karakterini de kaybeder demiş. Güzel ama çok da merhametli olmamak lazım. Bence bazen olmak lazım da. Bazen maraz doğuyor. Şey diyeceğim, genelde bak bir saptamam var. Bütün insanlar bak günde en az abartısız 100 kişiyle konuşuyorum. Ben çok konuştum bugün. Evet ama konuşacağız, ne yapacağız? Burada evet. Ne için buradayız? Şey diyor, Yalçın biliyor musun diyor. Ben diyor bu hayatta neden kaybettim diyor. İyi olmamdan kaybettim. Yolda, dünyanın her yerinde herkesle karşılaş, herkese soru sor. Niye kaybettin diye sor. İyi olduğum için kaybettim diye. İyi olduğu için insan kaybetmez. Sistemli bir şekilde, doğru dürüst, iyi mesafeyle, iyi olduğu için hayatı boyunca kazanır insan. Bir sonraki tweetimiz, bugünkü number one edebiyat fukarası müthiş. Korktuğunuz kadar cesaretiniz, cesaretiniz kadar gücünüz ve gücünüz kadar olgunluğunuz olsun. İnsanlar, insanlara sonra büyüklük taslarsınız. Çok net. Evet. Güzel. Number one edebiyat fukarası. Tebrikler. Bir sonraki tweetimiz hit. Bazı insanları gördükçe kurbanlıklara kıyamıyorum. Buna da yorum yapmayalım bence. Yorumsuz kalsın. Evet. Buradan siz anladınız. Bak ne diyorum. Ma sevgiler Bursa Çekirge'den. Ondan sonracığım. Bir sonraki tweetimiz Özlem gelsene. Bir sonraki tweetimiz Emrah Yiğit. Bitmiş diş macunu tüpünden 30 fırçalık daha macun çıkaran annem görenleri şaşırttı. Hepimizin yüzü gülümsüyor. Tüm anneler böyle. Evet. Evet. Biz de anneler evet. Çünkü yoktan var etmeye çalışan şeyli ne derler böyle tutumlu. Evet. Ondan sonra şey olur ya kuzeni. Mesela kaç kardeşsiniz? Biz mi? 10 kardeşsiniz. Tamam, 10 kardeşsiniz. Baban da var, annen de var. Facebook'ta da paylaşılıyordu bu. Kaç tane bir pasta geldiği zaman 12'ye mi bölünmesi lazım? Evet. 11'e bölünmüşse o, "Aa ben pasta sevmiyorum." diyen gerçekten anneler. Kesinlikle. Öyle anneler. Mi? Aa, benim annem olsaydı keşke be. Freddy Tayfur son tweetimiz. 100 kadına erkeklerden ne beklediklerini soramadık. Çünkü birincisi hala susmadı, anlatıyor daha. Hı. Ne diyorsun bu konu hakkında? Doğru söylüyor. Yalçın abi ben çok konuşur muyum? Sen konuşmayı hiç sevmezsin ama saatlerce kendini anlatabilirsin. Buradan Kütahya'ya da sevgiler sunalım. Ha evet sunalım. Sevgili Özlem'i ekstra çağırdım. Bir istirhamım olacak. Bu nedir ya? Bir istirhamım olacak. Buradan Kütahya'ya ne selamı gönderir? Kime gönderiyor söylesene. Benim konum... Hilal arkadaşıma. Hilal'cim seni çok öpüyorum. Hayır, benim canım konum... benim. Estağfurullah. Buyurun. Sevgili bir istirhamım olacak. Kimden olacak? Sevgili Metin. Hassas olduklarına inandığım, hassas olduklarını düşündüğüm sevgili Metin Arolat, Erol Köse ve Ceyhun Yılmaz'a veya bu videoyu kim izliyorsa, Tweet TV'yi kim izliyorsa, sevgili Özlem, yeni yüzyıl. Evet. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sahne Sanatları ve Tiyatro bölümüne yeni girdi. Sıkıntıları var. Sevgili Metin, sevgili Erol Köse ve sevgili Ceyhun Yılmaz, kendisi burs talebinde bulunuyor. Bursa ihtiyacım var kısacası. Birisi burs verdi, vermiş, anlaşmışlar. Ama bugün para almaya için aramış. Evet, şey demiş, eve gel. Evde ne yapacağım evde diye Özlem biraz serzenişte bulunmuş. Şey evde temizlikçi var ne olacak ki yani gel eve demiş. Özrü kabahatinden büyük. Gördüğünüz üzere düştüğümüz durumlar. Sevgili Metin Arolat. Metin Arolat çok hassas bir insan bence bu konuda şey yapabilir. Gözlerine bakıyorum. Evet. Sevgili Metin Arolat. Erol Köse. Anladı yalnız. Böyle el işareti yaptı ya. Ceyhun Yılmaz. Nasıl bağlantı kurarız? Twitter'la bir şekilde bağlantı şey söyleyeceğim. Böyle yaptın ya. Böyle onu var ya. Yemin ediyorum. Metin Arolat hisseder be. Senin o kadar işitemez. Sen bir söyledi. Böyle yaptın ya. Böyle. Bunu yapmasan bir daha. Bu videomuzu büyük ihtimalle retweetleyecekler bugün. Bir kitaptan bahsedeceğim. Sevgili Onur Aydın'ın arkadaşımız sevgili Onur Aydın'ın Trabzonspor Kazım Koyuncu ve Yüzyılın En Kötü Faciası Çernobil'le ilgili Yağmur Kıyamet Çiçeği tüm kitapçılarda
alabilirsiniz. Biz de almamız lazım, buradan da göstermemiz lazım. Dün de konuştuk, bugün de konuştuk. Sinema tamam. Adına 12 Ekim'de sevgili Osman Sınav'ın başrollerinde Kenan İmizalıoğlu var. Filmin adını unuttum vallahi, kusura bakmayın. Neydi adı? Vizyona 12 Ekim'de giriyor. Bir hikayem var mı? Bir hikayem var, sevgili Talip'in filmi. Sanırım Şubat ya da Mart. Talip Karamahmutoğlu. Siz devam edin, ben karıştıracağım. Evet sevgili dostlar, Hazal Ulukur'da geçmiş olsun diliyorum. Bu aralar herkes hastalanmaya başladı, grip. Malum grip başladı, grip mevsimi başladı, dikkat edelim. İkincisi Fatma Taşçı Keskin. Çok güzel fotoğraflar çekiyorsun, çok teşekkür ederim. Bizi de takip ediyorsun. Videolarımızı hep sürekli paylaşıyorsun. Muğla Köyciğiz, Tuana Restorant, yeni yerine hayırlı uğurlu olsun tekrar. Ondan sonra İskele Restorant, Antalya Kaş, Efoğlu, Recep Efoğlu, beni unutma, paylaş. Öpüyorum sizi, herkes kendinize iyi bakın.